Merhaba Bodrum Gündem dostları. Biraz önce yaptığımız yangın haberinden sonra aslında biz Kübra'yla bugün kurbanlık fiyatlarını, Bodrum Yarımadası'ndaki kurbanlık fiyatlarını ve nerelerde satıldığı ile ilişkin bir haber yapmak için yola çıkmıştık. Başka bir habere gittik. Gazetecilikte böyle bir şey, yola çıktığınızda yolda bulduğunuz bazen aynı şey olmayabiliyor. Şu an neredeyiz? Şu an Kızılağaç'tayız. Hemen Bodrum Deve Güreş Arenası'nın karşısındayız. Bodrum Belediyesi burada Bodrum'daki kurbanlık satış noktalarından biri için yerleri açmış, ayarlamış. Ülkemizin çeşitli yerlerinden de Bodrum'a kurbanlık getiren celeplerimiz var, esnafımız var. Şimdi onlarla bir röportaj yapalım. Getirdikleri hayvanlarla ilgili ve fiyatlarla ilgili bilgi alalım. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz de hoş gelmişsiniz. Siz de hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ağrı Diyadin'den geliyoruz. İsim neydi? İsmi Abdullah Yaşar. Abdullah kardeşim, sizinki hep küçük baş değil mi? Küçük baş. Hepsi bugün burada, ya bayrama kadar satmayı vallahi düşünüyorsunuz bu, ama gelen yok, giden yok. Gelen giden yok, bu sene durgundur. Hı. Yani memlekette biraz fiyat bağlılık vardı, buradan da fiyat düşüktür. 60-70 arabaya vermişiz, buraya getirmişiz, satamıyoruz. Böyle kabuğu sıcaktan daha bekliyoruz. Müşteri de yok. Durgundur. Durgun değil mi? Ben evet. Buraya geldim, daha gelen gideni görmedim. Yok, valla yok. Şöyle bir dolaşalım mı? Sizde evet. Küçük baş hayvan var. Sadece evet. Koyunlar mı? Yanındaki keçiler de sizin mi? Keçiler başka bir arkadaşın. Burada kaç tane var şu an? Orada 60 tane falan var. 60 tane getirdin, hiç satmadın mı? Valla 15-16 tane satmışız. Geri kalanı hepsi kalıyor. Kaça satıyorsun ki? Bu fiyat 15'ten başlıyor. 20'ye kadar falan çıkıyor. 15'ten başlayanın kilosu kaça peki? Yani buradan, öyle kilo hesabı mı yapıyorsunuz? Yok, ayaktan satıyoruz. Kilo yok buradan. Ha. Ayaktan satıyoruz. O ne demek ayaktan satmak? Onu yani böyle canlı bakıyor, ona göre fiyat ona biçiyorsunuz. Göre fiyat, mala göre mesela bir fiyat veriyoruz. Hı. 15'ten başlıyor. 20-21'e kadar çıkıyor işte. Öylesine satıyoruz. Anladım ama çok da gelen giden yok. Gelen giden yok. Bu sene durgundur. Hmm. Piyasa düşüktür. Memlekete bağlıydı. Buradan da düşüktür. Memlekette ne kadar bunlar? Buna memlekete çifti 30-32-33'e gidiyordu. Çifti. Evet. Burada getirmişiz. Aynı bu modelde veremiyoruz. Veremiyoruz. Evet. Geri götüremiyoruz. Memlekette sataymışsın, daha iyiymiş. Valla satsaydı daha iyiydi. Biz de dedik Bodrum'a götüreceğiz. Daha kar edeceğiz. Onun için getirdim. Valla zarar ediyoruz. Kar da etmiyoruz. Kaç gün önce geldiniz? Bir hafta falan var. Bir haftadır buradasınız. Bir haftadır buradayız. Bir de belediye yerimi yapılmamış. Görüyorsunuz. Ne buradan ne lavabo var, ne bir şey var, ne banyo var. Nereye gidiyorsunuz? Valla gidiyoruz. Aşağıda bir duş alıyoruz. Soğuk suyla. Evet. Yeri de yaptırmamış. Bizden de para alıyor zaten. Doğru dürüst bir hizmet de yok. Peki bunları da siz söylediniz. Biz de iletmiş olalım sizin aracınızla. Valla isterseniz memnun kalırız. Şimdi birkaç yerle daha konuşalım. Onlarla durum nedir? Bir evet. Anlatsınlar bakalım. Evet, teşekkür ederim. Rica ederiz. Şöyle dolaşalım bakalım Kübra'cığım. Aslında hakikaten hiç insan yok burada. Değil mi? Evet. Bakar mısın? Hangi kaytada çıkıyor? Biz asker edelim kendimizi akşam. Bodrum Gündem. Bodrum Gündem. Hiç kimse yok. Normalde buraların gerçekten pazarlık için insanlarla dolu olması gerekirdi. Şöyle orada büyükbaş hayvan da var. Oranın Çin'e kurbancı diyor Ramazan ve Mehmet Baysal kardeşlerin, oraya doğru gidelim. Yani ekonomi kötü. Kurbanlığa bütçe ayıranların sayısı da ona göredir. Gerçi Bodrum'un şöyle bir avantajı var. Burada yetiştirenler de var. Yani şimdi burada yetiştirenler de var. Bu arkadaşlar şehir dışından gelmişler. Ülkemizin başka güzel memleketlerinden gelmişler. Büyükbaş hayvan var. Kolay gelsin. Sağ olun. Yan tarafta sizin mi? Hayır, arkadaşlarım. O zaman arkadaşlarla da konuşalım, sonra size gelelim. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Bodrum'a nereden geldiniz? Biz Ağrı'dan buraya geldik. Biz Ağrı'dan buraya geldiniz. Büyükbaş mı sizinkiler? Büyükbaş, evet. Kaç tane var? Şu anda 9 tane var. Kaç tane getirdiniz? Kaç tane getirmiş Fezli? Sağ ol. 40 tane getirmiştik. İyi satmışsınız maşallah büyükbaşları. Yalıkavak'ta da var. Ha, sizin Yalıkavak'ta satış noktası var. Evet. Birazını oraya gönderdiniz, birazı burada. Biraz da burada. Peki toplam satışınız 40 tane mi? Satış yok, ağır gidiyor. Daha 18 tane satmışız. 18 tane? Evet. Hepsini satmışmış. Aslında çok ağır gidiyor. Sene biraz kurban biraz. Peki fiyatlar nedir? Büyükbaş da pahalı bayağı. Kaça? Fiyatlar 100'den başlıyor.
150, 160, 180 pazarlara göre değişiyor. Mala göre değişiyor yani açıkçası. Evet. Evet. Sizin kendi bölgenizde bunların fiyatı ne? Bizim kendi bölgemizde bunlar işte 90, 95, 100, 105, 110. Tabii buraya gelince mesafe de olunca. Doğru. Ona göre fiyat koyuyoruz. Mesafe katlanıyor. Doğru. Ona göre bir alışverişimiz oluyor. Bunlar da kurbanlık iyisi gelmiyor. Peki çok teşekkürler. Ben size teşekkür ederim. Ve yan tarafa Çinli arkadaşların olduğu yere gidelim. Onlar da hayvanların olduğu yeri temizliyorlar. Sağlıklı bir ortamda muhafaza etmek için. Kolay gelsin. Siz yakından gelmişsiniz. Çin'den gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Aydın Çin'e hoş bulduk efendim. Küçük baş kurbanlık getirdik. Küçük baş kurbanlık. Kuzu, toplu koç, erkeç getirdik efendim. Bu satın uğraşıyoruz. Kaç tane getirdiniz, kaç tane sattınız? Toplam 85 tane getirdim. Hı. Şu an 30 tane sattım. Bence 30 tane. Kaç gündür buradasınız siz? Ben bir haftadan beri buradayım. Siz de bir haftadır buradasınız. Evet. Son güne kadar satarım diyor musunuz bunları? Allah'ın izniyle satarım. Öyle bir şeyiniz var. İçinde öyle bir his var. Davatın çoğunluğu gelmedi. Ha. Gece inanıyorum. Anladım. Bazı adamlar gelip soru diyor, bari mi ağrık mı acıyor, bakma soru diyor. Gelip tabii, arada soran var yani. Evet, var. Var efendim. Hadi bakalım. En küçüğü kaça, en pahalısı kaça öyle bir baktığımızda? Fiyatlarımız 10 liradan başlıyor, 18 arasında değişiyor efendim. 10-18 arası. Evet. Siz ona göre. Hayvanlar sizin Çin'de açık alanda değil mi? Evet, evet. Bunların hepsi açık yaylımda, alanda. Yaylımda, Madran Dağı, Gökbel Dağı. Gökbel'de. Peki. Gökbel Dağı vardır. Kolaylıklar diliyoruz. Madran Dağı vardır. Doğru. Hadi kolaylıklar olsun. Şöyle bir devam edelim bakalım. Şurada kübra sulara, çamurlara çok girmedi. Yalnız hayvanlar çok açıkta gerçekten. Bir insan yani kurban edilecek ama en azından iyi muameleyi hak ediyor bence. Açık kurban edilmekle başka bir şey. Son günleri diyor Kübra bana. Çiçek abla son günleri. Doğru söylüyor. Son günlerinde bari iyi muamele görsün zavallı hayvanlarımız. Ya şimdi bu kurbanlık meselesinde yeni jenerasyon çok kurban kesmeye de sıcak bakmıyor sevgili dostlar. Yani doğruyu konuşmak gerekirse o parayla başka hayır işleri, başka yararlılıklar göstermeyi tercih ediyorlar. Bak burada da öyle. Özalp'in yeri burası da. Şu an kendisi olmadığı için kaç tane getirmiş diğer bilgileri öğrenemiyoruz. Ama doğru düzgün bu hayvanların korunakları yok. O bir gerçek. Daha da olsaydı korunaklı mı olacaktı açık alanda? En azından bir ağaç tipi bulup gölgelik. Değil mi? Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Nereden geldiniz? Ağrı'da. Sizle beraber Ağrı'yı toplayıp gelmişiz. Kime sorsam Ağrı'dan diyorlar. Evet. Hepsi, burada biz 4 tane kardeşiz. Öteki de bizim akrabalar, bizim aileden. Hep getirmişiz buradan 50-60 tane hayvan. Yani adam başı. Adam başı. Burada bu sene müşteri de yok inşallah. Bu hayvan satılır. Biz onu bekliyoruz. Çünkü 1200 kilometre yok, 2000 kilometre yok katır ettik. Tırlara verdik 50 milyon para. Getirdiğimiz hayvan da araba başı 50-60 tane hayvan. Peki burada bu satışı öngörüyor muydunuz? Daha önce gelmiş miydiniz? Tabii ki 99'dan beri buradayım. Ha, sürekli geliyorsunuz. Evet geliyorum. Pandemi zamanında da o hayvan satıldı yani. Burada müşteriler vardı o zaman. Vardı. Bu sene mi başka? Bu sene kimse yok. Niye öyle sizce? Vallahi artık ekonomi mudur? Artık hayvanlardan bir sıkıntı da yok. Hayvan hep sağlıklı. Veteriner hekimlerden geçmiş. Herhangi bir hastalık söz konusu değil ki. Tabii ki burada belediye de bize su falan imkanları sağlıyor. Sağlıyor mu? Evet sağlıyor. Sıkıntı yok. Bakımında sıkıntı yok. Yok sıkıntı yok. İnşallah bu hayvan bir daha geri gitmeyecek. Buradan satılır. İnşallah. Peki bu hayvanların samanını vesairesini siz kaça alıyorsunuz? Ağrı'da kaça, burada kaça? Yoksa beraber mi getirdiniz? Yok burada saman memlekete getirdik. Yani fiyatlar aynı. Bahalı değil. Yani buradan gidip alıyoruz getiriyoruz. Bahalı da değil evet. Yani eğer satış olursa sıkıntı yok ama satış olmazsa bu hayvanlar yine karlı dağlara yollarını tutar gider. Geri götürür müsünüz? Tabii ki yani bir ara götürdük yani ama inşallah bu sene olmayacak yani. Kolay gelsin. Fiyat nedir onu da soralım. Gerçi kardeşsiniz hepiniz de fiyatı aşağı yukarı beraber belirlemişsiniz. Beraber aynı yani bir fazla değil yani rakabet de yok.
İşte o yüzden kardeşim. Evet, buradaki bazı yerli arkadaşlar da var. Onların hayvanları da aynı. Burada, burada da aynı. Şurada yani mı? Hem fiyatlar aynı yani. Gideceğiz onlara. Evet, onlar da yandadır. İnşallah sizlere de teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına da teşekkür ediyorum. İnşallah hayvanlar satılır yani. Hadi bakalım, kolay gelsin. Evet, toplam kaç tane? 10-15 tane var galiba değil mi? Nokta. Sayarız tekrar olmak. Kolay gelsin gençler. Siz buradan mısınız? Hep bu tarafa evet. Geçsin. Evet, siz buralısınız. Buranın çocuğu, buranın genci olarak. Aydınlıyız ya. Aydın olunca buralı oluyor. Bak aynen, otomatik kendini. Gel aydın güneşin burada. Altından buraya gel Kübra'cığım sen de. Gölgeye gelelim. Kendiniz yetiştiriyorsunuz. Evet, kendimiz. Büyük baş, küçük baş var. İsim evet. Neydi sizin? Necati Çerçi. Necati, çocukluğundan beri bu işin içinde misin? Çocukluğumdan beri. Baba mesleği? Baba mesleği, dede. Seviyorsun da. Aynen. İyi yapıyorsun, iyi ki siz varsınız da. Biz de tarım görüyoruz en azından. Şimdi 3 büyükbaş mı getirdin yoksa bazıları satıldı mı? Seninkiler bizim dam biraz burada zaten. Tefek. Aynen. Dam nerede? Konacık'ta. Ha, sen Konacık'ta da satış yapıyoruz. Süt. Orada da var büyükbaşlarımız. Bir şey söyleyeceğim. Süt satılan yer sizin orası mı? Bir de süt. Konacık. Olabilir. Evet. Aynen. Peki. Oradan getirip buradan satmaya devam. Şu bütün hepsi mi sizin bu alan mı? Bu alan bizim. Kaç tane? Evet. 35-40 tane hayvanımız var. Satış kaç tane yaptın? Daha yeni geldik. Bugün geldik. Ha, siz yeni geldiniz. Aynen bugün getirdik. Orada işte Konacık'ta satmıştık. Hmm. Nasıl fiyatlar? Fiyatlar 12'den başlıyor, 25'e kadar çıkıyor ya. Yani. Hayvanın iriliğine, aynen, hayvanın iriliğine göre, yaşına göre değişiyor, evet. Cinsine göre. Peki, kolay gelsin kardeşim. Son bir tane şu şeye de gidelim madem. Orada bekleyen arkadaşlara da gidelim. Anladık ki hepsi Ağrı'dan. Bütün kardeşler toplanmış, gelmiş değil mi Kübra'cığım? Öyle anladık biz. Birbirlerine rekabet de yapmıyorlarmış. Herkes malını ortak. Kolay gelsin. Tamam. Hangi taraf sizin? Burası. Burası mı? Siz nereden geldiniz? Biz Aydın Çin'den geldik. Ha siz bir, şimdi bak iki grup var. Bir Ağrı'dan gelenler, bir Çin'den gelenler. Başka yok zaten. Başka yok değil mi? Gelen yok zaten pazara. Ha. Her sene gelir misiniz? Her sene geliyoruz. Kaç yıldır gelirsiniz Bodrum'a? Çocukluğumuzdan beri ya. Buraya her bayramda, evet, bayramda mal getirir. Beslediğimiz kızları buraya getirir. Kolay mı hayvancılık? Çok zor. Ya işte büyüyüp nasıl bakması, yetiştirmesi, yem fiyatlarından dolayı zor. Siz açık alanda bakıyorsunuz ama açık değil mi yazın? Tabii yazın açık bakıyoruz. Yayıyoruz Merala'da. Mera olmasa baş edilmez. Baş edilmez. Sonra işte Ramazan için getiriyoruz. Bunları kırkıyoruz. Temizliyoruz. Sonra biz kurbanı hazırlıyoruz. Hadi bakalım fiyatlar ne düzeyde? Fiyatlar işte 15-20 arası. Kaç tane getirdiniz? Var 50-60 tane. Sattınız mı şu ana kadar? Az bir şey sattık, 5-10 tane. 5-10 tane. Evet, satılır 10 mı kalanı? İnşallah nasip. Nasip. Her şey lazım. Hadi bakalım genç hayırlısı arkadaş olsun. Sizinle mi? Değil, değil. Ben Ağrılı grupla mısın? Evet. Peki. Ağrılı. Sen gel bakayım. Ağrılı grupla ta Ağrılardan. Bodrum merak ettik. Gel konuşalım gel. Adın ne? Önce onu soralım. Jiyan. 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 Ağrı'dan Bodrum merak ettiğin için mi? Yok. Konya'ya satmak için. 2 yıldır ben buraya geliyorum. Öyle mi? Ticaret erken atılmış Kübra bak. Biz çocuklar oradan oraya elimizde taşırken vatandaşım haklı olarak seviyor musun bu işi? Cihan. Aslında bunlar benim değil. Şu ilk önce sorduğunuz beyefendi tamam. Var ya. Sen hayvanları, de. Hayvancılığı seviyor musun? Evet seviyorum. Bu işi büyüyünce yapacaksın mı? Hayır. Ne yapacaksın peki? Valla babamın mesleğini yapacağım. Baba ne iş yapıyor? Dönerci. Oo Bodrum'da mı? Ha yok. Ağrı'da. Ağrı'da obası. Bak hayvanını besliyor, dönerini de kendi yapıyor. Haydi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet sevgili dostlar, şöyle Kübra'nın ortalığı kuruldu. Nereye kuruldu? Tek peki hemen yapalım anonsu. Yokuş başından hemen yalı çiftlik Kızıl Ağaç sapağına girin. 500 metre sonra bilemediniz, 1000 metre sonra gelirken solda büyük bir alana. Çıkarız şimdi deve güreş alanının giriş noktasını da gösteririz. Ama biz rahat rahat dolaşıyoruz. Gelen giden yok. Buralarda çok fazla satış varmış gibi görünmüyor. Bodrum Gündem. Arkadaşlar soruyor bu arada hangi kanalda çıktıklarını. Onu da söyleyelim. Yani biz yangın haberinden önce de buraya geldiğimizde bir saat, bir buçuk saat önce yine kimse yoktu. Yine bomboştu. İşte Yalıkabak tarafında bir satış noktası var. Cümlemiz şöyleydi değil mi? Bodrum'da besicilik yapan dostlarımız var. Köylerimizde. İşte Yalıkavak tarafında var. Konacığın belli bir noktasında var.
çoğunlukla Kızıl Ağaç Yalı Çiftlik bölgesinde, Etrim, Pınarlı Belen, Çamlık bölgesinde, Karaova bölgesi dediğimiz alanda özellikle hayvancılık hala var. Burada da besi çiftlikleri var. Bodrum'da yaşayanlar, özellikle bizim yerli boylusu dediğimiz dostlarımız, öncesinde giderler, hayvanlarını seçerler, ayırırlar. Aylar önce. Değil mi? Aylar öncesinden. Bu benim derler. Ona göre yavaş yavaş ödemesini yaparlar. Ya da işte hayvanı besleyen arkadaşlar nasıl bir pazarlık yapıyorsa, paha biçilemez saman Kübra'cığım. Şu saman artık paha biçilemiyor. Hayvandan daha değerli hale getirildi. Evet, yola çıktık. Neredeymiş? Bakın, Bodrum Belediyesi Kurbanlık Hayvan Satış Noktası diye bir tabelası var buranın. Hemen yolun bu tarafında da Bodrum Deve Güreş Arenası var. Ve oradan döndüğünüzde de Bodrum'un açık pazarı, hayvan satış, kurbanlık hayvan satış noktası var. Fiyatlar sizin bütçenize bağlı olarak ya pahalıdır ya ucuzdur ya normaldir. O yüzden fiyatlarla ilgili benim bir şey söylemem çok mümkün değil. Herkesin kendi bütçesine göre değişen bir tanımlaması var bu fiyat aralığının. Ağrı'dan gelen bir grup var burada. 4-5 kardeş beraber gelmişler. Çineli grup var. Zaten Aydın, Çine grubu ve Ağrı grubu burada satış yapıyor. Niyetiniz varsa kurbanlık kesmek gibi, Allah kabul etsin diyeceğiz. Burası da bir alternatif. Uğramadan, fiyat almadan geçmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.